saat 10 civarı bugün Tezcan'la beraber Elevit Yaylası, Trovit Yaylası ve Bulut Denizi yakalamaya çalışacağız. Hazırlıklarımızı yaptık, yağmurluklarımızı aldık, makinalarımızın şarjı tam. Tezcan da geldi, alışveriş yapıyor kızlarla beraber. Bakalım çıkacağız sevdalı dağlara. Neyle karşılaşacağız? Bulut Denizi'ni çekebilecek miyiz? Hiç görmediğim yerleri gezeceğim bugün. Ben de çok heyecanlıyım. Durmuyorlardı, hala horon oynuyorlardı. Trovit Yaylası'ndayız. Yaklaşık çattan bir saatlik yolculukla Trovit'e geldik. İlk defa geliyorum bu yaylaya. Buraya geldiğimizde dağcılar, kampçılar hazırlanmışlar. Gidiyorlar, Tezcan tanıdıklarıyla sohbet ediyor. Elevit'in hemen yukarısı Trovit. Hi guys bro. Evet, streamerlardan biri Merve. Merve, I am from Akçaaba. Akçaaba. Tam tırıbırlara benzemişsin. Nerede? Elevit'te. Hayır. Bro Trovit. Elevit aşağıda kaldı. O kadar itli bitli yaylanı karıştırmışsın. İtli bitli. İşte. Güzel. Tezcan bu arada kampçılardan iki kişiyi aldı. Aşağı indirecek ya da yukarı çıkaracak, bilgim yok ama biz dün otostop çekmiştik. Tezcan arkadaşlar bizi çata getirmişti. Şimdi iyiliğe iade gibi iki kişiyi de biz götüreceğiz. Biz onun arkasından gelelim. Çek falan gelmiyor. Yok, bak şuna. Dur, elini çeksene. Bir saniye, bir saniye. Dağlara çıkaracaksınız. Çıkarttık işte, buz görünüyor. Yalnız ha, bu evde ut var. İsmail, İsmail'in önüne gelip problem. İsmail, tavlattı İsmail var ya. Last kedisi. Abla, bir saniye tanıyor musun? Tabii. Elektriğini sen verdin da. Yine haber gelip oturmuşuz. Seninle de oturmuşuz da tanımadın sen. Evet, evet. Ne haberim oldu? Sen de abi. İsmail, adı kaynanası. Eski tarafa. Çiftçi karşı sol tarafı çıktı. Aynı akrabayız onlar. Şimdi daha yukarıya çıkacağız Bulut Denizi'ni yakalamak için. Hava açıyor, Bulut Denizi görme şansımız çok yüksek. Dönüşte de Trovit Yaylası'nı, sonra Elevit Yaylası'nı fotoğraflayıp akşam çatta yine konaklayacağız. Bu arada çattaki evde yılan çıktı. İba bütün gün uyuyamadı. Ey gidip Karakaya, tut bizi arkaya. Ne büyük hevesi lan, geldik çıktık yaylaya. Yaylanın çimenine, ben dolcuyum dolcuyum. Gel biraz konuşalım, Salih Güney yolcuyum. Gel biraz konuşalım da Salih Güney yolcuyum. Trovit'ten yukarı doğru aldığımız arkadaşlarla tırmanıyoruz. Gideceğimiz yerde su olmadığı için Tezcan su takviyesi yapıyor. Yalnız şuradaki manzara muazzam.
diğer yerde burada iki yere gidiyoruz. Bu şekilde ikisi yola devam edecek. Burada rehberleri var. Arap Savaş. Burada pansiyon da varmış. Rovit'te. Arap Savaş. Tezcan'a bakın. Ne kadar klas bir adam oldu ya. Bizim de rehberimiz Tezcan Biber arkadaşlar. Kaçkarların kilidi. Tezcan Biber diyorsunuz. Kaçkarların kilidi açılıyor. Diye düşünüyoruz. Hala karar veremedik. Öbür dalda senin aydınlıksındır. Senin oraya geçer, o tarafa aydınlıklaşır. Çok hareketli. Bilemezsin. Bak gördün mü? Geliyorken hava kütlesi aşağıda birikti. Sonra yukarıya doğru geldi. Evet. Arkadan da geldi, doldurdu. Sonra bir bakarsın açılmış. Sonra bir bakarsın kapatmış. Aynen öyle. Evet. Bu riski göze almak açalım istiyorsa... dedik. 20 saniye bile sürmedi ya. Anında değişti. Aynen hemen. Öyle. Bu riski göze almak istiyorsanız gelin yürüyelim. Gidebildiğimiz yere kadar. Evet. Ama eğer riski almak istemiyorsanız oturun arabada. Evet. Hava açarsa buradan da görünüyor yayla. Tamam. O üst, yukarıda bu toplu evler. Burası bir vadi bu arada. Tamam mı? Onu izleyebilirsiniz. Evet. Etrafta gezinebilirsiniz. Bunlar anca horon tepmeye alıştıkları için şu an. Yürümek istemiyorsun. Aslında gitmek de istiyorum ama yani. Gerçekten dumanların içinde de kalmak istemiyorum. Böyle 4 saat kaybetmek istemiyorum. Ya ha. Kaç ya ama burada yürü... oturarak da bir şey kazanamayacaksın. 2 saat gidiş 2 saat gelişmiş. Ya bu riski... Yani şöyle sen biliyorsun Merve. Makine istersen otur sıcak sıcak. Hava açarsa etrafın fotoğraflarını öyle çekmeye çalış. Ya biz su i̇stersen aldık. Var bizde su. Tamam yolda. Ve buranın bu şey var. Su fakiri bir yer. O zaman sen almanıza gerek yok bir şey. Ama su var. Yolda bulmadım ben. Hadi görüşürüz. Ses havadan mı? Hayır canım. Aşağıdan. Havadan geliyor. Fon yapıyorum. Bu aşağıdan geldi Gamze. Biz onun üstündeyiz şu anda. Sessiz ol. Perişan haldeyiz. 2 saat zorlu parkurdan sonra istediğimiz kayayı bulup fotoğrafladık. Hatice Ergül değil mi? Hatice Ergül değil mi? Ha Akgül. Hatice Akgül. Zahide Akgül mü senin de? Evet. Tezcan Biber ve ben size Kaşgarlardan çiçekler de topladık. Şimdi Trovit Yaylası'nın yukarı kısmına geri dönüyoruz. Bizim bıraktığımız Diba ve Merve ne durumda bilmiyoruz. Onlara ulaştıktan sonra Bulut Deniz için biraz pusuya yatacağız. Onu da çekersek bugün şanslı gündeyiz. Sisler dağılıp vadi görünmeye başladı. Ve çıkış noktamıza ulaştık. Bizimkiler görünürde yok galiba. Arabaya sığınmışlar. Ne durumdalar? Uyuyorlar mı? İşte miyiz? 4 saat aradan sonra geldik yanlarına. Evet. Merhaba. Keyifler nasıl? Merhaba. Oh iyi oldu. Daha 1 saat olmadı ya. Gittiniz mi? Yok, gitmediniz. Bir de çıktınız, ben iki de geldiniz. Ha? Neredeydiniz? Ne? 4 saatten sonra. Orayı kesersin. Ne yaptınız siz burada? Horon teptik.
Göster kızları hava. Hava hala açmadı. Biz de aşağıya Trovit'e inmeye karar verdik. Sıra sıklamız. Biz değiliz. Evet. Yaklaşık 3 saattir buradayız. Trovit yaylasındayız. Hi guys bro. Kendisi turisti ya, traveler. Buraya geldiğimizde havanın açması ümidiyle nerelere tırmandık, nerelere çıktık. Hepsini izlediniz. Hala da bekliyoruz hava açar mı diye ya da bulut denizi olur mu diye. Olmadı. Açacağı da yok. Fakat biraz önce ısınmak için gittiğimiz Ahmet amcanın yerinde bir amcayla sohbet ederken kendisinin tanıdığım sanatçı Selim Tarım'ın babası olduğunu öğrendim. Ve şans eseri Selim de buradaymış Trovit yaylasında. Geçtik sağ olsun annesinin sıcak sobasında ısındık. Kendisinden de rica ettik. Bize bir tulum çal şuraya karşı diye. Ufak bir kesitle tulum çaldı. Bu vlogum da burada sona erdi. Aynen. Buradan sonra... Videoyu izlemeden önce beğenip yorum yapmayı unutmayın. Buradan sonra Elevit var diğer bölümde. Size bu güzel tulum sesi ve manzarasıyla veda ediyoruz.